Evet. Devamında ne var? Fiilden isim yapım eki. Bu kez işler biraz daha değişti. Bu kez benim sözcüğümün kökü fiil olacak. Yani o mekmak master ikini alacak. Ama buna gelen isim ek bunu ne yapacak? İsim yapacak. Yani sonradan gelen isim yapacak. Aslında fiil sonradan gelen isim. Aynen yapacak. Öyle. Aynı anda anlamını da değiştirecek değil mi? Güzel. Silgi. Silgi sözcüğünün kökü nedir? Silmek. Silmek. Silmek mi dedin sen? Evet, silmek dedin. O zaman bu fiil köküdür. Evet. F ve K şeklinde yazdım bunu. Devamında silmekten silgi olmuş. Anlam değişmiş değil mi? Silmek anlam bir değişmiş. Şeyi silmek, silgi o malzemenin adı. Anlam değişmiş. Anlam değiştiyse ben buna yapım eki diyorum. Evet. Öyle mi? Çok güzel. Burada silgimek diyebiliyor muyum? Silgimek diyemem. Diyemem değil mi? O halde diyemiyorsan bu isim mi oldu? İsim olmuş. Çok güzel. O zaman bu ek neymiş? Fiilden ne yapmış? İsim yapmış. İsim yani. Fiildi, isim yaptım, yeni bir şey yaptım. Fiilden isim yapım eki. Fiilden isim yapım eki oldu. Hem yeni bir şey yaptım hem de onun türünü değiştirdim. Fiilden isim yaptım. Çok güzel. Bir örnek de biz verelim. Verelim. Silgi demiş ya. Biz de sevgi diyelim. Sevgi sözcüğünün kökü nedir? Sevmek. 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 Fiil kökü değil mi? Fiil kökü. Sevmekten sevgi olmuş. Sevmek genel bir kavramken sevgi özele düşmüş. Şey. Farklı bir şey olmuş. Ne olacaktır? Yapım eki olacaktır. Anlam değiştirmiş. Anlamı değiştirmiş. Ama bu nasıl bir yapım eki acaba? Sevgimek oluyor mu? Sevgimek olmadı. Olmadı. Çok güzel. O zaman ne yaptı? Fiilken isim yaptı. O halde fiilden isim yapım ekidir. Anlaştık mı? Anlaştık. O halde bir de son olarak fiilden fiil yapım ekine bakalım. İsimden ismi hatırlıyorsun değil mi? Evet. Ne yapmıştı? İsimdi. Ona bir ek gelmişti. Anlamını değiştirmişti. Tekrar isim olmuştu o. Hı-hı. Burada da fiil olacak. Ona bir ek gelecek. Anlamını değiştirecek. O ama hala fiil olacak. Anlaştık mı? Anlaştık. Sevmek. Sevmek nedir? Mek dedim. Fiil. Fiil kök. Sevmekten sevinmek olmuş. Sevmek genel bir kavramken sevinmek kişiye ait bir eylem olmuş. Öyle mi? Güzel. Anlamını değiştirmiş. Anlamını değiştirirse nedir bu? Fiilden fiil yapım eki oldu. Yani yapım eki anlamını değiştirdi. Bu bir yapım eki. Çok güzel. Ama mekmak ikini ben hala getirebiliyorum buna. Sevinmek yapabiliyorum. Bu yine fiil. Eskisi o halde, de fiildi. O halde fiilden fiil yapım eki olacaktır. Bir örnek de biz verelim mi? Verelim hocam. Uç. İsim midir, fiil midir? Uçmak. Uçmak. Fiil. Fiil. Uçuşmak. Uçuşmak. Yine dedik. Bak yine mak dedik değil mi? Anlamını da değiştirdi. Uçmakla uçuşmak. Uçmak. Farklı şeyler. O halde buna ne diyorum ben yine? Fiilden. Fiilden. Yapım eki. Sen bir kraliçesin. Çak. O halde yapım eklerimiz bitiyor. Bir de bakalım çekim eklerine. Yapım ekleri ne yaptı? Sözcüğün anlamını değiştirdi. Çekim ekleri ne yapacaktır? Çekim ekleri Şevvalciğim. Çekecek. Çekecek. Çekime sokacak. Hakikaten de öyle biliyor musun? Uzatacak biraz. Çok güzel. Çok güzel. Çekim ekleri çekecek. Çekime sokacak. Uzatacak ama anlamda bir değişiklik yapmayacak. Yani çekiyor uzatıyor ama asla anlamını değiştirmiyor. Evet. Kök aynı, kökle ilgili bir anlam devam ediyor. Aynı anlamı koruyor, farklı bir şey anlatmıyor. Bu kadar. Yeter ki anlamını değiştirmesin. Ne yaparsa yapsın. Önemli. Çeksin, uzatsın, ne yaparsa yapsın. Yeter ki anlamını değiştirmesin. Anlaştık mı? Hı. Neymiş bu çekim ekleri? Çekim ekleri biraz boldur. Biraz boldur. Bakalım. Birincisi çokluk ekleri. Yani çoğul ekleri. Türkçede çoğul ekleri nelerdir? Lerler. Ler ve her zaman kullandığımız lardır. Şeyler. Aynen öyle. Mesela araba. Arabalar. Aynen öyle. Ben buna bir çoğul eki getirirsem ne olur? Arabalar olur. Ya Allah aşkına anlamını değiştirdin mi? Araba, arabalar sadece birden fazla. Sadece çoğalttı, fazla oldu. Aynen öyle. Anlamını da bir değişik yapmadı. Bu kadar. Anlaştık mı? Kelimeyi uzattı. Çok güzel. Ben buna ne diyorum? Çoğul eki. Bu çoğul ekini hangi başlık altında işliyorum ben? Çekim ekleri. Çekim ekleri. O halde bu çoğul eki neymiş? Çekim ekiymiş. Çekim eki. Bu sözcükte çekim eki varmış o halde. Hmm. Tamam? Mevzu bahis bu. Bir örnek daha verelim mi? Verelim. Arabamız var da evimiz olmasın mı? Evimiz de olsun. Evler. Evlerimiz olsun. Evlerimiz olsun. Bravo. Şimdilik bir evlerden yürüyelim bakalım. Ev, isim kök. Ler. Nedir? Bakıyorum. Anlamını değiştirmiş mi? Değiştirmemiş. O zaman bu bir çekim eki.
Evet. Sen bana anlatıyorsun bu arada. Sen bir kraliçesin. Bu kadar iyi öğrendin işte. Nedir? Anlamında herhangi bir değişiklik yapmadığı için ben buna ne diyorum? Çoğul eki diyorum. Çoğul eki yani çekim eki diyorum. Hı hı. Anlaştık mı? Anlaştık. Beyin yakalım mı Şevval? Yakın hocam. Gönderin hadi gelsin. Gönderin gelsin diyorsun. Ama bak çok beyin yakar bu. Yani bakalım. Geldiler. Evler örneğini tekrardan alıyorum. Evler. Burada iki taneler var. Hangisi çoğul eki, hangisi değil? Veya ikisi de çoğul eki mi? Veya ikisi de çoğul eki değil mi? Şimdi. Geldiler. Evet. Burada gelmek kökü. Gelmek fiil kökü. Evet. Ev isim kökü. Öyle mi? Evet. Güzel. O halde ben şuraya bir not yazsam. Şevval. Çoğul ekleri sadece isimlere gelir. Yani fiillere ben çoğul eki getiremiyorum. Getiremezsin. O zaman ben burada dikkat edeyim. Daha sonra fiillere çok dikkat et buna. Çoğul eki getirme. Buna çok dikkat et. Hayatın her yerinde karşına çıkacak. Öğrencilerin en fazla düştüğü nokta burasıdır. Sakın unutma. Çoğul ekleri sadece ve sadece isimlere gelir. Senin fiile getirdiğin eki sen çoğul eki zannedersin ama hayır, o çoğul eki değildir. O nedir biliyor musun? O şahıs ekidir. Buradakiler şahıs eki. Şahıs eki. Kim geldi? Onlar geldi aslında. Aslında geldi derken o da bir şahıs eki mi? Hı hı. Değil de bir şahıs eki. O geldi. Di şahıs eki değildir. Orada gizli bir şahıs eki vardır. O geldi. Di şahıs eki değildir orada. O geldi. Hı hı. O geldi. Orada üçüncü tekil şahıslarda ek yazılmaz. Bilgin olsun. Tamam. Ama çoğullarda yazılır işte ler. Onlar geldiler. Hı hı. Evet. Burada aslında buradakiler bir çoğul eki değil bir şahıs eki. Kesinlikle. Çoğul eki değildir, şahıs ekidir. Niye? Çünkü gelmek fiil köküdür. Yani bana soruda derse ki eğer bunların hangisi bir çekim eki ben burada evleri seçeceğim. Aynen öyle. Tamam. Tamamdır. Ve de öğrencilik hayatın boyunca hocalar bunu karşına çok çıkaracaktır. Bilgin olsun. Hep de buradan oynayacaklardır. Çoğul ekleri sadece isimlere gelir. Sadece isimlere gelir. Fiillere gelmez. Dedik o halde devam edelim. İyilik ekleri. İyilik sözcüğünün kökü ne? İyilik sözcüğünün. Hı hı. İyi mi? İyi. Buna bir lik yapım eki gelmiş. Hocam iyi ne demek? İyi ne demek? Sahip demek. Sahiplik. Yani sahiplik ekleri. Aitlik ekleri. Aynen öyle. Biz bu iyiyi aslında çok yerde kullanıyoruz da. Günümüzde çok fazla kullanıyoruz da haberimiz yok. Türk iye. Yani Türkiye ait. Türkiye. Kullanırız ama bilmeyiz bunu. Türkiye ait anlamında. Hmm. Demek ki iyilik neymiş? Sahip olmak, ait olmak anlamındaymış. Varlığın kime ait olduğunu belirten eklermiş. Ben buraya bir tane özellik ekleyeyim. Sakın unutma. Tamam. Sakın unutma. Çok önemli bir şey. Çok önemli. Çok önemli. İyilik ekleri de sadece isimlere gelir. İsime gelecek. Sadece isimlere gelir. Sakın ha bunu fiillere getirme. Fiile getiremiyoruz. Peki fiile gelmiş bir örnek var mı hocam? Yok. Fiile gelmez. Mümkün değil. Karışan bir örnek var. Yeri gelince onunla konuşalım. Tamamdır. Şimdi hadi bir isme sahip olalım. Bana herhangi bir isim söyler misin? Herhangi bir isim. Şunlardan. Bunlardan. Ev diyelim. Ev. Veya eşdeğer bir şey söyle. Ev var, araba var. Ne var? Başka ne olsun? Kalem. Kalem var. Kalem. Kök halindeydi değil mi? Evet. Ben buna şöyle bir im eki getirsem. Benim kalemim. Kalemim. Benim ait. Kalemim. Bana ait. Bana ait. Benim la bu. Benden başka kimsenin değil. Anladın mı? Kalemim. Kimin? Benim. Benim. Tüm mevzu bu. Yani bana ait olduğunu belirtiyorum. Burada yaptığımda bana ait olduğunu belirtmek. Aynen öyle. İyi. İyi. Sahip olmak. Bunun sahibi benim. Bir örnek daha verelim. Bu birinci tekildi. Bir de ne diyelim? Eşyan. Senin eşyan. Senin eşyan. Yani buradaki ne? Ne? Nedir? Benim iyilik ekim. Aynen öyle. Bana ait olduğunu ya da ona ait olduğunu belirtiyor. Evet. Kimin eşyası? Senin eşyan. Anlaştık mı? Anlaştık. Var mı bir sıkıntı? Yok bir sıkıntı. O halde geçiyorum ablacığım. Geçelim. Eyvallah.
İyilik eklerinden sonraki menümüzde ne var? Durum ekleri. Durum ekinin diğer adı nedir? Hal eki. Hal eki. Bravo. Hal, durum, halin nasıl, durumun nasıl yani, deriz ya. O hani. Anki. Yönelme hali. Yönelme bir yere yönelme. Bir yere yönelme hali. Veya şu başlıklara geçmeden önce ben şuraya bir not daha yazayım. Yazalım bir özellik hocam. Daha yazayım. Çok önemli. Bu da sadece önemli. İsimlere gelir. Yani durum ekleri, hal ekleri sadece isimlere gelir. Sadece isimlere gelecektir. Aynı iyilik ekleri gibi. İyilikleri ve çoğul aynı eki gibi. Çoğul ekleri gibi. Çoğul eki, bravo. İyilik eki ve durum eki. Bunlar sadece isimlere geliyor. Sen var ya bir kraliçesin. Bravo sana. Yönelme hal eki. E, A. Ne diyordu bize? İsimlere gelecek diyordu. O halde hadi biz bunu isimlere getirelim. Mesela kapı. Kapı. Kapıya. Aynen öyle. Kapıya yöneldi. Oluyor da. Değil mi? Değil mi? Bravo. Kapıya. Hocam şu Y nedir diyeceksen bu kaynaştırmadır. Türkçe'de ünlüyle biten bir sözcüğe, ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde araya bir kaynaştırma harfi girer. Yani bu hatta bunu kodluyorduk değil mi hocam? Yaşasın. Yaşasın diye. Değil mi? Yaşasın. Bravo. Yaşasın. Buradaki EA, A hal eki nedir? Yönelme hal ekidir. Bir de E örneğini verelim. Ne diyelim? Ne diyelim? Kaleme. Kaleme. Kaleme yöneldi. Ha mesela. Kaleme. Masanın üstünden almak için kaleme yöneldi. Cetvele. Gibi gibi. Örnekleri çoğaltabiliriz. Yeter ki sen bir isim getir. İsme getir şu ekleri. İsme. Anlaştık mı? Hı hı. O zaman geçtim. Geçelim. Belirtme hali nedir? I, I, U, Ü. Yani. Bir şeyi belirteceğiz. Mesela bunu bir cümle üzerinde örnek verelim mi? Verelim. Yine sadece isimlere gelecekti. Şunların hepsi isimlere gelecek değil mi? Hı hı. Güzel. Bir cümle içerisinde örnek verelim. Şevval evi beğendi. Şevval evi beğendi. Şimdi burada Şevval kök halinde herhangi bir ek var mı? Yok. Yok. Beğenmek fiil. Evet. Buna da zaten gelmez. Şu ev ifadesini ele bir alalım bakalım. Hı hı. Evi beğendi. Ev. İsim. İ. İsim kök bir i eki gelmiş. Nedir bu? İsme geldiyse belirtme hal ekidir. Neyi beğendi? Evi. Bak evi belirtti. Beğendi. Evi beğendi. Belirtme hali. Peki bu bir şey kişi belirtmiyor. Kişi ne o? Aitlik belirtmek için değil. Yok kesinlikle. Kesinlikle öyle değil. Kesinlikle. Sadece. Aitlik belirtseydi. Onun hani. Evini. Onun evi gibi olacaktı. Şevval'in evi gibi olacaktı. O zaman olurdu. Ama burada ne var? Belirtiyor. Bir belirtme var. Tamam. Bir sahiplik duygusu yok burada. Tamam? Tamam. Geçeyim mi bundan? Geçelim. Bulunma hal eki. Nedir? D, da, T, ta. Bulunma hal eki. Ben yine bir isme. Bak şu ifade çok önemli. Yine bir isme. Şu D, da, T, ta eklerinden birini getireceğim. Buna bulunma hal eki diyeceğim. Tamam. Mesela. Ne diyelim? Tarla. Tarla. Aklım köylere gitti. O yüzden tarla örneği geldi aklıma. Tarla. Şunlardan birini getireceğim. Hangisi mantıklı? Tarlata diyemem. O zaman tarlada diyeyim. Tarlada. İşte nedir? Da. Bulunma. Yani orada olduğunu belirtiyor. Aynen öyle. Tarlada buldum. Sallıyorum. Tarlada sokakta buldum. Gördüm. Sokakta. Değil mi? Sinemada. Bula bula. Örnekler çoğaltılır. Yeter ki bir daha söylüyorum bir isim bul. Sen o isme şu eklerden birini getir. Çok önemli. Bulut yaptın sen mi? Evet. Bir de maviyle çizdim. Güzel oldu. Güzel oldu. Maviler isim, bulutlar isim taşıyor. Çok güzel bir espri yaptım biliyorum. Bu müthiş gibi bir olur tabii. Evet devam edelim o zaman. Ayrılma hal eki. Diğer adıyla çıkma hal eki. Yani oradan ayrıldım oradan çıktım. Aynen öyle. Bunun ikinci ismini de bilmemiz gerekiyor değil mi hocam? Ya bazen işte çıkma hal eki diye soruyorlar. Bazen de ayrılma hal eki diye soruyorlar. Bilelim. Bilelim. Adamlar bunu iyi yapıyor yani. Gramer bilgisi biraz böyle şeydir. Kıl bilgidir yani. Çıkma hal eki. Aynı mevzuyu alıyoruz. İsmi, isim buluyoruz. İsme şunlardan birini. Mesela kapıdan çıktı gitti. Yazıyorum. Kapıdan. Kapımak diyemiyorum. Diyemiyorum. İsim kök. İsme gelen bir dan eki. Anlaştık mı? Anlaştık. Telefondan. Telefondan. Telefondan söyledi. Telefondan bıktım desem tabii bıktın diye bir örnek gelmez değil mi aklına? Bizim gençlerimiz gelmez. Telefondan bıkar mı? Telefondan.
Nedir? Telefon isim köktür. Bir dan iki almış. Ayrılma hal iki. Diğer adıyla çıkma hal iki. Şimdi gelelim dananın kuyruğunun koptuğu yere. Gelelim hocam. Geldik yalın durum. Bir de yalın hal varmış. Yalın durum varmış. Eki de yokmuş. Yani. Nedir bu? Ek almıyorsa o zaman buna biz yalın durum mu diyoruz? Hiçbir ek almadıysa ama. Oh no işte. İşte burası çok önemli. Her ek almayan sözcüğe biz yalın hal mi deriz? Eki yoktur. Şimdi buraya bir örnek vereceğim. Ama ne eki yoktur hocam? Şimdi bravo, bunu bekliyordum. Şurada kullandığımız örneklerin dışında başka bir örnek kullanalım. Mesela su. Evet. Su sözcüğünde herhangi bir ek var mı? Yok. Yok. Nedir? Yalındır bu. Evet. Şimdi buna ben bir çoğul eki getirsem. Sular. Sular. Bu hala yalındır. Niye hala yalındır? Çok dikkat. Yalın durum demek herhangi bir hal eki almaması demektir. Yani bizim bu hal durum eklerinden birini almayacak. Aynen yani öyle. Yani yönelme hal eki olmayacak, belirtim olmayacak, bulunma olmayacak, ayrılma olmayacak. Bunların dışında bir ek. Yakaladı. Aynen öyle. Nedir? Herhangi bir hal eki almayacak. Başka ek alabilir kardeşim. Bana ne? Yani. Alsın. İstediği kadar ek alsın. Yani çoğul eki alabiliyorum. Çoğul eki alsın. İyilik eki alsın. Ne bileyim işte şahıs eki şahıs eki almaz. O fiil olacaktır. Ne bileyim tamlanan eki alsın. Tamlayan eki alsın. Hiç fark etmez. Ama asla hal eki almasın. Hal eki almasın kardeşim. Bu kadar. Anlaştık mı? Evet. Bu da yalın haldir. Bu da yalın haldir. Yani çoğul eki getirsem de benim kullandığım ismim hala yalın. Hala yalın. Bu kadar. Ne diyoruz? Hal eklerinden birini almayacak diyoruz. Tamamdır. Anlaştık mı? Anlaştık. Şevval, durum eklerini de keselim. Biraz dinlenelim. Dinlenelim hocam.